Parametre ile devam ediyoruz. Parametrede konuşacağımız çok fazla konu var. Çok büyük bir çoğunluğu da Ankara tarafından şekilleniyor son zamanlarda. Gidelim Ankara'ya, soralım Ankara'ya gündemi. Evet, Ankara ne konuşuyor? Serkan Demirtaş'la konuşacağız. Ankara stüdyomuzda bekliyor bizi. Serkan, günaydın. Günaydın Mine, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu S-400'lerle başlayalım. Çoğu gazetenin de manşetini S-400'ler oluşturmuş. Öyle görünüyor ki artık bunları alıyoruz. Zaten alacağımıza ilişkin herhangi bir kaygı kalmamıştı. Ancak bir taraftan da çok hızlı bir şekilde konuşlandırıyoruz. Amerika ile olan ilişkileri nasıl etkileyecek? Amerika tarafında bu işin yansıması nasıl? Ankara tarafına nasıl bir yansıma söz konusu? Bir de nereye kuracağız biz bunları? Var mı orada herhangi ayrıntı? Mine, evet, gerçekten yani son 6 ay, 8 aya baktığımız zaman Ankara'nın gündemi, Ankara ile bağlantılı olarak tabii Washington'un da gündeminin bir bölümü. Hani bu S-400'lerin Türkiye'nin satın alması, konuşlandırması ve karşılığında Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin nasıl evrimleşeceği, nasıl gelişeceği ile ilgili soru işaretleriydi. Şimdi bugün itibariyle artık başka bir aşamaya geçmiş durumda Ankara. Yani bu anlaşmanın yapılmış, bitmiş bir anlaşma olduğunu zaten söylüyorduk. Dün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamasıyla artık bu silah sistemlerinin gelecek haftadan itibaren Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacakları bir döneme giriyoruz. Yani artık Türkiye açısından bu konu teknik bir meseleye doğru. Yani nereye konuşlandırılacağı, hangi şartlarda kullanılacağı, bununla ilgili askeri protokollerin nasıl düzenleneceği ile ilgili teknik bir boyuta doğru evrilmiş durumda. Bununla ilgili askeri kaynakların, askeri bir yetkililerin çalışmaları devam ediyor. Bilindiği üzere bir takım iddialar oldu. Ankara'ya mı, Mürtet'te mi yerleştirileceği, yoksa başka bir bölgeye mi yerleştirileceği. Bunlarla ilgili çalışmaların herhalde yani en son aşamada duyurulacağını tahmin etmek lazım. Ama öte yandan tabii bu savunma sistemleri olarak bilinen S-400'lerin hangi koşullarda çalıştırılacağı, yani sürekli radarların açık mı olacağı, yoksa önceki gün Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlandı. Yani barış zamanlarında kapatılıp gerginlik ve kriz dönemlerinde kullanılacak bir savunma sistemleri olarak bir değerlendirileceği, bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylemek yanlış değil. Bu açıdan bakıldığında Türkiye açısından bu mesele artık bir teknik konu. Yani eğitim süreci, bu kullanılacak askerlerin bir bölümü zaten Rusya'da eğitim görmüştü. Şimdi onlar Türkiye'ye gelip başka askerleri eğitecekler. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'nin hani Rusya ile hava savunma sistemleri konusundaki işbirliği de yani S-400'lerle belki sınırlı kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman ifade ettiği, şu anda Rusya'nın geliştirmekte olduğu S-500 hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye işbirliği yapabilir deniyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nden belli personelin bu Rus sistemlerine de artık eğitiminden geçmesi önemli bir ayrıntı, bir teknik mesele olarak görülüyor. Şimdi tabii Türkiye açısından bu konu teknik bir boyut olarak kalmakla beraber bunun ikinci bir yaklaşımı, ikinci bir boyutu da bu silah sistemlerinin Türkiye'ye yerleştirilmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanan yaptırımlar dizisi. Şimdi geçen hafta da ben bu Ankara'da diplomatik çevrelerde bu konuların takibatını yapmaya çalıştım Mine. Özellikle yani Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından hani diplomatik çevrelerde bu konu ve bundan sonra neler olabileceği ile ilgili neler konuşuluyor diye. Birkaç tane izlenimim var. Onları paylaşayım müsaade edersen. Öncelikle Washington'da tabii hani Amerikan Başkanı Trump'ın çok beklenmedik ve kuvvetli bir şekilde Türkiye'nin S-400 satın alma sürecindeki hani argümanlarını desteklemesi, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve önceki yönetimin hatalı olduğunu kabul etmesi, bir takım
tabii söylemi değiştiren önemli bir etken oldu. Tabii bu söylem değişikliğinin politikaya etkileri olup olmayacağı ile ilgili tartışmalar var. Şimdi tabii bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi yasası, ki bu Amerika'nın hasımlarıyla, yani yaptırımlar yoluyla mücadele olarak verilen, yani Katsa yaptırımları çerçevesinde, yani otomatik olarak harekete geçip geçmeyeceği, bunun harekete geçerse 12 yaptırımdan 5 tanesinin hangileri olabileceği, bunun daha yumuşak bir paket mi olabileceği, sert bir paket mi olabileceği, burada Amerikan Başkanı Trump'ın kendisine verilen yetkileri kullanıp kullanmayacağı ile ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Açıkçası Washington'da hani Başkan Trump'ın bu açıklamasının ardından hani Dışişleri Bakanlığı olsun, Pentagon olsun, belli bir yeni bir söylem üretme konusunda bir sıkıntı yaşandığı, nasıl bir formülle, nasıl bir yolla bundan sonra Türkiye'ye bu yaptırım konusunda ilerleneceğiyle ilgili bir soru işareti olduğunu görüyoruz. Her ne kadar bazı yetkililerin, yani isim vermeden uluslararası ajanslara yaptığı açıklamalarda hiçbir şey değişmedi ifadesini kullansalar da bu yaklaşımın çok da gerçeği yansıtmadığını söylemek lazım. Hani benim de birinci ağızdan duyduğum yaklaşımlarda Washington'da bununla ilgili gerçekten yeni bir durumun ortaya çıktığı ve bu yeni duruma göre Amerika'nın yaptırım meselesini değerlendireceği söyleniyor. Şimdi tabii burada yaptırım konusunu ikiye ayırmak lazım. Bir, bu Katsa adını verdiğimiz yaptırım süreci var. Bir de S-400'lerin yerleştirilmesi konusunda, yerleştirilmesi durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye getirilmemesi yaptırım var ki şimdi orada biraz daha durum net gibi görünüyor aslına bakılırsa. Yakında Senato'dan da onaylanıp başkanın önüne imzaya gelmesi beklenen bir savunma sanayi yetkilendirme yasası var Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019-2020 dönemini kapsayacak şekilde. Orada da S-400 yerleştirilirse Türkiye'ye F-35'lerin gönderilmesini engelleyen maddeler var. Dolayısıyla hani böyle bir adım atılırsa F-35'lerle ilgili gerçekten yani sıkıntılı bir yepyeni süreçle karşı karşıya kalabilir Türk-Amerikan ilişkileri. Dolayısıyla bütün bu çerçevelere bakıldığı zaman hani Türk-Amerikan ilişkilerinin bu yaptırım süreci ertesinde nasıl gelişeceğini de yakından görmek lazım. Çünkü bekleyen başka dosyalar var Minevi. Yani hep bunları tartışıyoruz bu programlarda. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde örneğin bir Suriye konusu, güvenli bölge oluşturulması konusu, ki aylardır devam eden müzakereler. 10 gün önce de yine Brüksel'de yani Savunma Bakanı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den özel temsilcisi James Jeffrey görüşmüşlerdi. Bir takım ilerlemeler var bu güvenli bölge konusunda. Aynı şekilde Halkbank konusu epeydir bekleyen konulardan bir tanesi Türk-Amerikan ilişkilerini. Yine Doğu Akdeniz'deki gelişen gerginlik, bunlar da Türk-Amerikan ilişkilerinin portföyündeki meseleler. Dolayısıyla bu S-400 konusunun ve yaptırım sürecinin nasıl gelişeceğine bağlı olarak bu konularda da nasıl ilerlemeler veya farklı türlü sonuçlar olacak, onları da yakın süreçte göreceğiz. Şu anda Türk-Amerikan ilişkilerinin katalizörü durumunda S-400 konusu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık sahasında olan bu yaptırım meselesini nasıl değerlendireceği, yani Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gösterdiği sempatinin izlerini bu yaptırım süreçlerinde görüp görmeyeceğimiz artık en önemli konu başlığı olma noktasında. Hani bunu yaşayarak göreceğiz. Tabii dün enteresan açıklamalardan bir tanesi Sayın hani İsmail Demir'den geldi, Savunma Sanayi Başkanı olarak. Bu silah sistemlerinin davul zurnayla ilan edilmeyeceğini söyledi. Gerekli açıklamaların, duyuruların Türkiye tarafından zamanında yapılacağını, eğer bu silahlar ve savunma sistemleri geldiği zaman. Ama şunu da düşünmek, öngörmek lazım. Belki biz bunu davul zurnayla duyurmayacağız ama Rusya tarafı bunu bir NATO ülkesine bu silahların teslimatını yapmaya başladık diye belki bunu davul zurnayla duyurma ihtiyacında olabilir. Yani gelecek hafta içerisinde yani bu haberlerin ortaya çıkmasıyla beraber yepyeni bir döneme doğru ilerleyeceğiz Emine. Burada hani diplomasi son ana kadar kullanıldı. Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi bir havayı değiştirdi. Bakalım bu değişen hava Türkiye ile Amerikan Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri hem yaptırım boyutunda hem sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından nasıl etkileyecek? Bunları da önümüzdeki haftalarda yine görüyor ve değerlendiriyor olacağız.
Peki işin biraz da başka bir boyutunu konuşalım. Şimdiye kadar hep S-400'ler konusunda hükümetin tavrını, Amerika'nın tavrını, yetkililer arasındaki konuşmaları, başka ülkelerin bu konuda neler düşündüğünü vesaireyi konuşmuştuk. Ama bir de hani kendi tarafımızdan konuşalım. Hepimiz ayrı bir askeri uzman haline bu konuyla birlikte gelmiş olduğumuz için vatandaşın da artık konuya ilişkin söyleyecekleri var anladığım kadarıyla, bir fikri var ve buna ilişkin de bir araştırma var. O araştırmadan bahsedelim biraz. Evet Mine, gerçekten tabii çok önemli bir unsur. Yani Kadir Has Üniversitesi yıllardır bu dış politikanın kamuoyundaki algısını araştıran, soruşturan bir anket yapıyor ve bunun da sonuçlarını dün açıkladılar İstanbul'da. Bize bugün basına yansıyan kısımlarıyla görüyoruz açıklama sonuçlarını, araştırma sonuçlarını. Şimdi bu tabii aslında dış politikanın geneliyle ilgili yapılmış bir anket ve orada çeşitli unsurlar var. Onlara da birazdan gireriz ama yani S-400 konusunda enteresan bir rakam var. Yani bu kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehdidine rağmen Türk vatandaşlarının %44'ünün bu sistemlerin satın alınmasına ilişkin görüş bildirdiğini görüyoruz. %24'lük bir kesim ise alınmamalıdır görüşünü ifade etmiş. %30'luk bir kesimde, %30-34'lük bir kesimde fikrim yok demiş. Şimdi açıkçası tabii benim daha çok ilgilendiğim tarafı hani fikrim yok diyen kesim. Çünkü gerçekten Türkiye'de yani bu konuyla ilgili artık yapılmamış haber, yapılmamış, verilmemiş bilgi kalmadı diye düşünüyorum. Yani bir taraftan da tabii yani çok son derece askeri, son derece teknik bir konu. Samimi bir şekilde de bu konuyla ilgili fikrim yok diyen bir kesim olduğunu da düşünmek lazım. Ama Türk vatandaşlarının algısı açısından bakıldığında demek ki Türk hükümetinin bu konuyla ilgili yapmış olduğu bilgilendirme, Türkiye'nin bu silah ve savunma sistemlerine ihtiyacının vatandaşın aşağı yukarı yarısı tarafından algılandığını ve doğru bir perspektiften değerlendirildiğini göstermesi açısından ilginç bir nokta. Tabii bu araştırmada Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin niteliği de vatandaşlara sorulmuş. Orada yani stratejik ortaklık olarak tanımlayan %25'lik bir kesim var. %35'lik ve bir kesim Türk-Rus ilişkilerini bir enerji ilişkisi üzerine inşa etmiş. Yine %30'luk bir kesim ekonomi ve ticareti daha çok ön plana çıkarmış. Yani %65'e yakın bir kesim aslında Türkiye-Rusya arasındaki ilişkileri daha maddi perspektife oturtması açısından önemli. Yani %25 sadece stratejik olarak görüyor olması Türk-Rus ilişkilerinde aslında tarihsel olarak bizim yani sunduğumuz perspektife uygun bir sonuç ortaya koyuyor. Yine burada dikkat çeken ve açıkçası daha da hani üzerinde düşünülmesi gereken gelişmelerden bir tanesi Türk vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ni bir tehdit ülke olarak değerlendirme oranının yaklaşık %20 oranında artmış olması. Şimdi geçen sene aynı dönemde yapılan araştırmada Türk vatandaşlarının %60'ı Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit olarak, Türkiye'ye tehdit olarak görürken bu araştırmada bu rakamın %80'e çıktığını görüyoruz. Ki son bir senede yaşananları hatırlarsak, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ağustos ayında Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, YPG konusunda bir türlü aşılamayan konu, özellikle terörle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerine yanıt verilememiş olmasını da hatırlarsak, bu rakamların giderek artıyor olmasının sadece Ankara'da değil, aynı zamanda Washington'da da yankıları olduğunu hatırlamamız lazım. Ankara'ya gelen Amerikalı yetkililerin büyük bir çoğunluğunun, yani evet diplomatik meseleleri konuşmanın hemen ardında ikinci sorusu, niçin Türkiye'de Amerikan karşıtlığı artıyor sorusudur Mine. Yani buna biz de zaman zaman yanıt vermeye çalışıyoruz. Tabii siyasi süreçlerde, siyasi problemler bu kadar arttığı bir ortamda Türk vatandaşlarının da Amerikan karşıtlığının bir şekilde arttığını görmek yanlış bir durum değil. Yani aslında orantılı bir vaziyet. Ama yine de tabii Türk-Amerikan ilişkilerinin toparlanması için bir kamuoyu desteğinin ihtiyacı
Fiyatlarının gelişeceği süreçlerde yani bu rakamların indirilmesi, aşağı indirilmesi için de Amerika Birleşik Devletleri'nden de herhalde daha somut bir takım adımların, jestlerin görülmesi gerekiyor. Başka noktalar da var bu araştırmada. Özellikle yani Türk dış politikasının genel itibariyle nasıl buluyorsunuz sorusuna başarılı bulanların oranının %30'larda kaldığını görüyoruz ama orada bir rakam var. Türkiye'nin özellikle uluslararası ilişkilerini, ülkelerle ilişkilerini daha da iyileştirilmesi gerektiğini düşünen kesim %62'lik bir kesim var. Yani Türkiye'nin daha fazla entegre olmasını, daha fazla ülkeyle işbirliğine girişmesini isteyen bir kitleden bahsediyoruz. Bu da aslında son derece sağlıklı bir değerlendirme ve bir beklenti. Yine buna paralel olarak iki tane kurumla ilişkiler Türk vatandaşları nasıl görüyor? Avrupa Birliği'ne olan hani beklentinin, ilginin geçen seneye oranla %55'ten %61'e arttığını görüyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam etmesi ve yararlı olduğunu düşünenlerin oranında %60 civarında. Bu da Türkiye'nin temel dış politika partnerleriyle, uluslararası toplulukla ilişkilerinin Türk vatandaşları açısından olumlu göründüğünün ortaya çıkması açısından yeni bir durumu aslında işaret ediyor. Avrupa Birliği'ne dönük artışında bence bu kapsamda değerlendirilmesi ve Türkiye'nin de zaten bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği ile ilişkilerini biraz daha toparlayabileceğine ilişkin bir ortam gelişirken kamuoyundan gelen bu desteğin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ve sonuç itibariyle bu genel dış politika algısının vatandaşlardaki yansıması bunun da bence politikalara da bir şekilde yansıyabileceğini düşünmek lazım. Çünkü sonuçta hani politikalarda vatandaşların beklenti ve talepleri üzerine inşa ediliyor. Umut ediyorum ki bu burada ifade edilen yaklaşımlar somut politika değişikliklerine ve yansımalarına dönsün Mine. Gelelim bir de Avrupa Birliği tarafına. Orada da yeni bir yapılanma var. Hep yeni isimler, farklı kişiler. Türkiye'ye bakış açıları nasıl? Bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri nerede kendine yer bulur tarafı için var mı Ankara'nın bir görüşü? Mine, evet, gerçekten tabii Avrupa Birliği'nde son bir haftaya baktığımız zaman yani ardı ardına zirveler, en son isim belirleme ve müzakereler yaklaşık 3 gün sürdü ve sonunda yeni bir Avrupa liderliği ortaya çıktı. Tabii Türkiye'nin de buna göre beklentileri ve değerlendirmeleri var. Şimdi tabii ilk başta yani Avrupa Komisyonu'nun başkanı olarak Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in seçilmiş olmasını değerlendirebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği'nin artık hükümeti diyebileceğimiz Ursula von der Leyen'i de hükümet başkanı olarak değerlendirebileceğimiz bir makam. Dolayısıyla yönetim açısından en çok muhatap olacağımız kişi. Ankara'nın bu Alman Savunma Bakanı siyasetçiye dönük böyle olumsuz bir yaklaşım yok. Aslında genel olarak bakıldığında bu seçilen 4 kişi ki Avrupa Konseyi Başkanı Belçikalı Charles Michel, yine Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlikten sorumlu komiseri ki Dışişleri Bakanı muadilinde yani İspanyol sosyalist siyasetçi Josep Borrell'in seçilmiş olması ve Avrupa Merkez Bankası'na da Fransız Christine Lagarde'ın seçilmiş olması. Genel itibariyle Ankara'da bunlar olumsuz değerlendirilmiyor. Tabii yine ihtiyatlı iyimserlikle bakılıyor. Yeni bir dönem çünkü Avrupa Birliği'nde. Türkiye'de de yeni bir dönem. Türkiye'de seçimler sona erdi. Avrupa Birliği'nde de seçimler sona erdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç açısından bu yeni liderlikte Türkiye arasında çalışabilme ortamının oluşturulması büyük önem taşıyor. Türkiye açısından bir takım önemli beklentiler var. Şimdi geçen 2014-2019 sürecini hatırlarsak oradaki liderliği ve Türkiye ile ilişkilerini Türkiye'nin bir takım ciddi hassasiyetler içinden geçtiği, önemli süreçlerden geçtiği bir dönemdi o dönem. Hani bir hain bir darbe girişimi oldu. Onun ardından Türkiye'de bu FETÖ yapılanmasıyla ilgili ciddi bir mücadelenin içinden geçildiği, bir anlamda Türkiye'nin sisteminin yeniden kurulduğu bir süreçte Türkiye Avrupa Birliği'nden yeterli destek alamadı. Sürekli bu eleştiriyi Avrupa Birliği'ne iletti. Şimdi beklenti tabii bu hassasiyetlerin artık Türkiye'de de yani yavaş yavaş hani normalleşmeyle beraber artık Avrupa Birliği tarafından daha sağlıklı bir şekilde algılanması ve bunun ötesinde de yani Türkiye'ye adil ve dengeli bir şekilde yaklaşılması ile ilgili
ilgili Türkiye'nin beklentileri var. Yani örneğin yeni dönemde yeni raportörler ortaya çıkacak, yeni mekanizmalar kurulacak. Yani Türkiye ile Avrupa, Türk Parlamentosu ile Avrupa Parlamentosu arasında dostluk gruplarının veya ortak parlamento konseylerinin kurulması söz konusu olacak. Buralara daha makul şahsiyetlerin seçilmesi, daha diyaloğa açık kişilerin seçilmesi, Türkiye ile ilgili ön yargıları olmayan siyasetçilerin seçilmesi Türkiye açısından önem taşıyan unsurlar. Bu adil ve dengeli beklenti çerçevesinde tabii Türkiye'de kendi ev ödevlerini yapmaya devam edecek. Benim de konuştuğum yetkililerden aldığım izlenim, örneğin yakın vakitte şu ana kadar 3 tanesi yapılan, geçen Ağustos ayından itibaren 3.'sü 3 tane yapılan reform eylem grubunun yakın süreçte bir daha toplanması ve özellikle yani bu reform sürecine dönüş, Türkiye'nin gündemindeki reform paketlerinin uygulanması konusunda nereye gelindiği ile ilgili takım değerlendirmelerin yapılmasını bekliyoruz. Özellikle Türkiye'nin kısa vadeli hedeflerinden bir tanesi vize serbestliğinin yerine getirilmesi. Bilindiği üzere 72 kriterin 66 tanesi karşılanmıştı. Bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde bu kriterlerin yerine getirilmesi ve yeni Avrupa Parlamentosu'nda, yeni Avrupa Komisyonu'nda bu müzakerelerin hızlı bir şekilde yapılması ve Türk vatandaşlarının epeyden beri hak ettiği ama hani siyasi nedenlerden dolayı engellenen vize serbestliğinin artık uygulanmaya geçmesi. Tabii Türkiye'nin bu yönde atacağı adımlar var. Gerekli kriterlerin karşılanması koşuluyla bunları söylüyoruz. Ama Türkiye'de de yeni bir dönem, seçimsiz geçecek bir 4 seneden bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nde de yani yeni bir dönemin başladığını öngörüyoruz. Dolayısıyla yani ortak noktalarda Türkiye ve Avrupa Birliği çalışmaya devam edebilir. Zaten mülteci konusunda, terörle mücadele konusunda, güvenlik gibi konularda zaten devam eden yoğun bir işbirliği süreci devam ediyor. Bunun tekrar yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ne tam katılım müzakerelerin canlandırılması noktasına gelmesi için zaman ve bir takım emekler gerekiyor. Bunun her iki tarafta farkında. Türkiye'nin de bu süreci elinden geldiği kadar etkin bir şekilde kullanma yönünde bir iradesi olduğunu görüyoruz. Yakın vakitte yapılacak toplantılarda da reform sürecinin somut sonuçlarını artık görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Bu perspektiften bakıldığında yani yeni dönemin Türkiye-AB ilişkilerinde bir canlanmaya doğru ilerlemesi için koşulların geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır Mine. Peki son olarak bir de kabine toplantısı tarafına değinelim. Kabine toplantısından ne çıktı dün? Oradan gelen mesajlar neydi? Evet Mine, yani biz seçimleri, İstanbul seçimlerini tamamladık ama ardından hemen Sayın Cumhurbaşkanı kalabalık bir heyetle Japonya ve Çin seferlerini yaptı ve şimdi tabii bu hem seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, Salı günü haftaya 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci senesi doluyor ve burada gerekli bir revizyon olacak mı, olmayacak mı, bu sistemin gözden geçirilip geçirilmeyeceği ile ilgili tartışmalar var bilindiği gibi kamuoyunda. Dün tabii Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarından bu çalışmaların devam ettiğini öğreniyoruz. Hani bunun birkaç tane boyutu var. Öncelikle siyasi sürece baktığımız zaman birincisi İstanbul seçimleri, onun öncesinde yerel seçimler ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiği ile ilgili bir yürüyen süreç var. Dün ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı olarak gruplara ayırdığı milletvekilleriyle ilk görüşmesini dün gerçekleştirdi. Hem seçim sonuçları hem bundan sonrası ile ilgili adımların değerlendirildiği, istişare edildiği bir mekanizma. İkincisi tabii bu revizyon meselesi, hükümet sisteminin aksayan yönlerinin ortaya çıkartılması ile ilgili devam eden bir çalışma var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir komisyonun hani bürokrasinin hangi alanlarda işlediği, hangi alanlarda işlemediği, hangisinin daha güçlendirilmesi gerektiği, hangi alanların değiştirilmesiyle ilgili yürüyen bir çalışma var. Bunun da zaten sonuçlarını görüp herhalde atılacak adımları değerlendireceğiz. Üçüncü bir noktada da epeydir devam eden kabine revizyonu, kabinede değişiklik olup olmayacağı. Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamalarından dün böyle bir gündem maddesinin olmadığını anlıyoruz ama bugün itibariyle ifadesini kullandı Sayın İbrahim Kalın ve belki bundan sonraki süreçte bu değerlendirmelerin tamamlanması ışığında bu kabine değişikliğiyle ilgili adımlar olacak mı olmayacak mı onları da Ankara'da izliyor
biliyor olacağız. Tabii bu hükümet sistemiyle ilgili baktığımız zaman yani 9 Temmuz'dan 9 Temmuz'a bir senelik bir süreden bahsediyoruz. Daha çok yeni bir süreç. Anlaşılan bölgeleri, bölümleri var. Tam olarak uygulanamayan bölümleri var. Zaten sürekli bir değişim halinde olacak bir sistemden bahsediliyordu bu ilk kurulduğu zaman. Bilindiği gibi örneğin şimdi bir Yüksek İstişare Kurulu adı altında bir kurul oluşturuldu. İhtiyaçlara binaen bu sistemin de zaman içerisinde değiştirilmesi, aksayan yönlerinin değiştirilmesi öngörülüyor. Netice itibariyle bundan sonraki süreçte hani atılacak adımları da bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bu revizyonun hükümet çalışmalarına ve özellikle vatandaşların taleplerinin karşılanması noktasında ne kadar yararlı ve etkin olacağını da yine bu süre içerisinde hep birlikte gözlüyor olacağız. Bu açılardan bakıldığında artık aynı zamanda bir iç politika sürecine yeniden sistemin tartışılmasından ziyade yani sistemle ilgili aksaklıkların tartışıldığı bir döneme girildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Buna göre gelişmeleri de buradan takip etmeye devam edeceğiz yine. Peki, çok teşekkür ediyorum Serkan. Kolay gelsin diyeyim sana. Ankara'ya sevgiler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz de devam edelim haber turumuzla. Benzin tarafında bir indirim durumu söz konusu. Daha önce 23 kuruş civarında yanılmıyorsam bir zam gelmişti. Şimdi bugün itibariyle 11 kuruş kadar bir indirim yapılıyor bu tarafta. Ankara'da ortalama 7.16 liradan satılan benzin litre fiyatı 7.05 liraya böylece gelmiş olacak. İstanbul için bakıldığında 7.08'den 6.97'ye, İzmir'de bakıldığında 7.15'ten 7.04 seviyesine inmiş olacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbestite nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük da olsa bir takım değişiklikler içeriyor, gösteriyor. Merkez Bankası tarafına bakalım. Merkez Bankası'ndan bir enflasyon yorumu var. Haziran ayında enflasyon yeni ekonomi programı hedefinin altında kalmış görünüyor. 15.90 yıl sonu hedefi ile 15.72'ye hali hazırda gelmiş durumda. Merkez Bankası fiyat gelişmelerini bir raporla değerlendiriyor. Tüketici enflasyonundaki yavaşlamada ana belirleyicinin sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olduğunu söylüyor Merkez Bankası. Haziran'da meyve sebze fiyatları bir önceki aya göre %11 oranında düşmüştü. Onu da hatırlatmış olalım. Gıda grubunda aylık manşet tüfe artışı tek başına 0.40 puan kadar aşağı çekti. Enflasyon yavaşlamasında da baz etkisinin önemli bir rol oynadığını Merkez Bankası da belirtiyor. Buna da dikkat çekiyor. Diğer taraftan turist sayılarına ilişkin rakamlar gelmeye başladı. Bugün gazetelerden de ayrıca aktarmıştı Kapalı Çarşı'daki hareketliliği. Turizm tarafında güçlü bir artış var İstanbul'da. Valiliğin 2019 turizm raporuna göre İstanbul'da 5 ayda 5,5 milyon turist ağırlanmış durumda. Ağırlığı Orta Doğu ama sonuçta Avrupalı turistin de yavaş yavaş tekrar İstanbul tercih ettiğini görüyoruz. Turist sayısı bir önceki yıla göre %11 oranında bir artış kaydetmiş durumda. Bir son notta Amerika'dan ileteceğiz sizlere. Amerika tarafında Facebook'a ilişkin bir öneri, bir uyarı, bir niyet beyanı var. Libra projesini durdurun diyorlar. Bir sanal para sistemi burası. Birazdan ayrıntılarını elbette bunların da konuşuruz. Şimdi piyasaları değerlendireceğiz Albert Crespin'de. Evet, piyasaları değerlendireceğiz Albert Crispin'le birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk Mine. Günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın. Şimdi şöyle bir hızlıca değerlendirmelerle başlayalım. O kadar çok konu var ki. Şimdi bir taraftan hani sadece ekonomi konuşmayı elbette tercih ederdim. Ama ekonomi konuşmanın yanında siyaset konuşmak zorunda kalıyoruz. Askeri konuları konuşmak zorunda kalıyoruz. Her şeyin uzmanı olduk artık maalesef. Şimdi S-400'ler meselesiyle birlikte Türk-Amerikan ilişkileri. Yani böyle bir askeri konudan alalım, bir diplomasiye bağlayıp bunu nasıl fiyatladığımızı konuşalım. Tamam, elimden geldiğince yapmaya çalışayım. Sonuçta biz tabii bir şekilde piyasaları etkisini ve nasıl algıladığını anlamaya, değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani piyasada hem ya özellikle hisse senedi piyasası onun türevlerine etkisini değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani neler oldu? Aslında eminim bu hafta defalarca konuşmuşsunuzdur.
bizim seçim belirsizliği arkada kaldığından beridir. Aslında biraz ucuz TL varlıklarına ilgin artmaya başladığını gözlemledik. Geçen hafta sonu G20 zirvesi de tahmin ediyorum yani piyasanın beklediği daha olası bir takım negatif sonuçlar ya da karamsar sonuçların aksine olabilecek en olumlu şekilde bir şekilde tansiyonun yumuşadığı sinyalleriyle ya da onunla ilgili mesajlarla geldi. Öyle olunca da piyasa biraz daha opportunistik şekilde aslında ben hala gelen yatırımcıların kısa vadeli bakışla gelebildiğini düşünüyorum. Çünkü ya uzun zamandır gördüğümüz uzun vadeli yatırımcının ben tabii Borsa İstanbul bacağıyla daha çok olaya bakmayı tercih ediyorum. Çünkü takip ettiğimiz noktalar oraları. Henüz onların daha biraz daha bekle gör modunda olduğunu yani bu son dönemde yaşanan son 6 ayda bir yılda yaşanan oynaklıktan dolayı biraz daha izlediklerini görüyoruz. Ama işin özeti şu, bir şekilde bu politik ve ekonomik kargaşadan olabilecek yani 2 haftada piyasanın fiyatladığına göre en iyi sonuçlar geldi. Tabii bunun ete kemiğe bürünmesini görmek zaman alacak. Yani bu sadece bizim piyasayı bir zaman kazandırdı. Tabii şeyin altını çizmem lazım. Belki ilk başta söylemem lazımdı. Bu piyasalarda seninle geçmişte de çok konuştuk. Son 10 yılın hikayesi aslında büyük dalga gerçekten FED faizleri. Hı hı. Yani o olmasaydı bunları muhtemelen konuşmuyor olacaktık. Yani günün hadi sonunda, FED konuşalım o zaman. Konuşalım. Yani sonuçta yine onun hani piyasaya etkisine bakacak olursak yani bu geçenlerde de kendi aramızda da konuşuyorduk. Sonuçta bütün gelişen ülkelerin hisse senedi fiyatlarını ya da normal TL varlıkların özelinde bakalım. Kalkıp mesela FED faiziyle bir korelasyonuna baksan 10 yıllıkta 5 yıllıkta vesaire diğer bütün şeylerden daha fazla ilişki bulabilirsin. Hı hı. Büyük dalgalar açısından söylüyorum. Yani şu anda ya özellikle Amerika'da işsizlik en düşük seviyesinde uzun yıllardır işte en uzun soluksuz büyüme dönemini geride bıraktılar vesaire. Buna rağmen resesyon endişeleri o bu. FED geri adım attı ve bütün gelişen ülkeler aslında bir hareket alanı, daha doğrusu bir nefes alma alanı bıraktı. Bence normal şartlarda Türkiye'nin bir takım temel verileri ya da temel yaklaşımları daha iyi olsaydı, yani geçtiğimiz yıl kur krizini yaşamasaydık, belki bu politik taraftaki krizler olmasaydı, şu anda fiyatlarımız çok daha iyi bir yerde olabilirdi diye düşünüyorum ben. Ama bu da bir şekilde işte ekonomi yönetiminin söz verdiği reformlar vesaireler hayata geçtiği ölçüde aslında Türkiye'nin hala o anlamda bir yukarı doğru alabileceği yol var. Gerçekten hala ucuzuz çünkü bütün olan bitene rağmen. FED hareketi sadece bize değil bütün gelişen ülkelere yaradı. Biz hala göreli olarak daha ucuzuz ama arayı bayağı kapattık aslına bakarsan. Şu CDS rakamlarından biraz da bahsedelim. Kredi temerrüt takası diye Türkçe'ye evet, çevirebileceğimiz Türkiye'nin risk primini ifade eden 5 yıllık sürelerle yapılan 370 bas bandayız orada galiba. Evet yani o aslında yani bazen önce oluyor bazen ikisi aynı anda gidiyor. Yani bu arada konuştuğumuz süreçler farkındaysan bir haftalar aylar mertebesinde. Yani hı-hı, önden bir şeyi görüp çok pardon yıllar boyunca devam edecek bir süreci söylemiyor ama risk primi 500'lerin üzerine çıktığında bizim işte borsanın da kurunda bu sene için konuşuyorum en zayıf yerlerine geldiği zamanlardı. CDS'imiz yani dediğin gibi kredi takas oranımız ya da Türkiye'nin sigorta primi diyebilirsin. Hala benzer gelişen ülkelerle kıyasladığında ne bileyim Güney Afrika yüzlü seviyelerde yani 150 arasında ona göre çok çok yukarıda. Bu şu demek her 100 dolarlık Türkiye euro bonusunu sigortalamak için yılda 3.7 dolar kasko primi ödüyorsun. Hı hı. Bunun çok daha düşük olması lazım çünkü bu çok ciddi bir şekilde senin zaten o euro bonunu aldığın 7 dolarlık primin yarısını alıyor demek. Yani kendini hece etmek istediğin durumda. O tabii ki o resme bakınca da açıklayabiliyorsun. O piyasa bu arada her zaman aşırı likit değil. Yani sonuçta oyuncular da profesyonel oyuncular. Yani uluslararası yatırımlar yapan ve yani Türkiye'deki bir takım varlıklara yatırım yapan kuruluşlar orada var.
zaman zaman likiditenin kuruduğu durumlar oluyor ama o da aslında şeyi gösteriyor ve dikkat edersen yani aslında onun geçmişine baktığında bizim bu kur krizimizde Ağustos 2018'de oralara çıktı. En son swap krizimizde zaten tekrar 300'lerden 500'lerin üzerine doğru hareket etti. Benim aslında biraz da kastım o. Hali hazırda daha kısa vadeli Türkiye'ye bir fırsat gördüğü için yüksek faiz ve ucuzluktan dolayı gelen paranın daha uzun vadelerle geçmesi için bizim bu gibi risklerimizi azaltıyor olmamız lazım. Oynaklığımızı azaltıyor olmamız lazım ama hala tabii ben yatırımcının temkinli olduğunu düşünüyorum Türkiye'ye bakarken. Biz ve bizim gibi ülkelere Fed'in kararıyla birlikte gelecek olan para, gelebileceği tahmin edilen para gibi ECB üzerinden de verilecek kararlarla belki yön değiştirecek bir başka para grubu daha var. Hele ki genişlemeci bir politikaya doğru giderlerse, yani gevşek para politikasından genişlemeci para politikasına geçerlerse. Doğru. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın bizim üzerimizdeki etkisi biraz daha doğrudan bir bence ekonomik kanalla oluyor. Şöyle ki Avrupa Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğu için ticari ortağı. Yani bütün bu olan bitene işte gümrük ticaret anlaşmasını bilmem neyi revize edelim demeye rağmen yine bu son 5 yılda birkaç tane bunun örnek dönemleri oldu. Avrupa'daki büyümenin geri gelmesi yönünde atılacak her hareket, tüketimin artmasını sağlayacak her hareket Türkiye'ye yarıyor. Dediğim gibi ihracat kanalıyla Avrupa'daki şirketlerin Türkiye'deki yatırımını kolaylaştırması açısından da yarıyor diyeceğim ama zaten Avrupa'da faizler düşük. Yani burada parayı bulmaktan ziyade parayı risk kontrollü, daha doğrusu yatırırken Türkiye'nin riskini tartmakla ilgili sorun. Ya aslında para var. Türkiye'de bence fırsatlar da var. Ama Türkiye'nin daha böyle stabil hem politik olarak hem ekonomik olarak hem de piyasa olarak bir dönem sergilemesi gerekiyor. Mesela kurda da CDS'de de vesaire. O zaman buraya daha fazla para akışını görebiliriz. Peki şimdi seni hazır bulmuşken her zaman da bulamıyoruz ya. Warrant nedir, nasıl yenir? Tamam, bunu yani izleyicilerimize bunu, de hani nadiren paylaşabileceğimiz konulardan bir tanesi çünkü. Tamam, sadece bunun üzerine ayrı bir şey yapmak lazım. Ya yani şimdi teşekkür ederim sorduğun için bunu da. Ya bir kısım yatırımcı açısından aslında warrantlar alınıp satılıyor. Bayağı yatırımcı ilgisi oldu. Warrant menkul kıymetleştirilmiş opsiyon. Türkiye'de Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Aslında yatırımcı küçük bir para koyarak daha büyük montanlı yatırımlar yapabiliyor. Yani kaldıraçlı yatırıma imkan veriyor. Ben ama daha şu açıdan bakmasını isterim yatırımcının. Hali hazırda Borsa İstanbul'da warrant piyasası üzerinden uluslararası endekslerden mesela Nikkei, S&P, DAX gibi Borsa İstanbul endekslerine, biz daha yeni banka endeksine warrant çıkardık örneğin. Ya banka sepetine yatırım yapmayı sağlayan bir ürün var. Hisse senetlerinden de altın, döviz, petrole kadar yatırım yapabileceği ürünler var yatırımcının. Yani aslında yatırımcı 100 liralık bir yatırımı 10 liralık bir sermaye ile yapıyor. Ve bunlar opsiyon olduğu için 10 lirasını riske atarak piyasadaki değişimlere yatırım yapmaya çalışıyor. Tabii warrant destek hatlarını aramasında fayda var. Yani bizim web sitemiz warrant.com.tr, yatırımcılar oradan girip bakabilir. İlk yatırımı yapmadan önce yatırımcıların bir şekilde bir ön bilgi alması lazım. Çünkü warrant bir opsiyon olduğu için küçük bir parayla yatırım yapabildiğin için aslında sigorta almak gibi sigortaya yatırdığın paranın tamamını kaybedebiliyorsun. Ama zaten o prim olduğu için öyle. Yani ve bundan dolayı da üzülmüyorsun aslında. Şeyi de söylemek isterim. Bu özellikle kurumsal yatırımcı ve nitelikli yatırımcıları ilgilendiren bir haber. Borsa İstanbul'da bir sürü gelişme oluyor bu arada. Onu da belki başka bir yayında da konuşuruz. Bir nitelikli yatırımcılar işlem pazarı var. NİP diyoruz. Senin de kulağına eminim gelmiştir. Bu pazar çok işler değildi. Biz bu pazarda nitelikli yatırımcılara dönük içinde daha karmaşık getirilerin olduğu ama yatırımcının arzu ettiği getirileri de sağlayabileceğimiz bir sertifika pazarı oluşturduk borsayla beraber. O pazar vardı zaten. Biz o pazara, daha doğrusu ihraççımız Deutsche Bank AG o pazara ürün koymaya başladı.
Bununla ilgili de yoğun bir tanıtım, yani ürün çeşidini genişlettikten sonra yapacağız. Şu anda iskontolu sertifikalar var. Bu bazı dinleyicilerin kulağına yabancı gelmeyecektir. Çünkü daha önce çıkardığımız bir üründü. Ama bu seferki farkı nitelikli yatırımcılara dönük olarak bunu yapıyor olmamız. Ben şeyi hep söylüyorum, yani borsanın aslında borsayla iyi kötü aşina olan her yatırımcı için sunduğu şeyler Türk hisse senetlerinin çok daha ötesinde. Yani zaten çok kısaca, hani borsa şu anda bir swap piyasası oluşturdu. Bu bireysel yatırımcı için değil ama sonuçta yine de o piyasanın olduğunu bilmek önemli. Referans faiz üzerine bir piyasa oluşturmaya çalışıyor. Ama bireysel yatırımcı açısından Borsa İstanbul hali hazırda Türk hisse senetlerinin ötesinde birçok yatırım aracına yatırım yapmaya imkan veriyor. Yani dediğim gibi dövizden, emtiadan, uluslararası endekslere kadar. Şimdi ürün gamı genişledikçe aslında biraz klasik bireysel yatırımcının kafası da karışıyor. Eskiden ne yapardı? Giderdi bankaya. Doğru. Otururdu banka memurunun karşısına. Ondan sonra cüzdanı verirlerdi. Evet. Baba, evet, senden bahsediyorum. Cüzdanı verirlerdi. Ondan sonra mevduatlarını açarlardı ve konu kapanırdı. Şimdi çok fazla enstrüman var. Bir dolayısıyla sepet yapmaya gerek var herhalde. Bir sepet yapsana bana. Yani sepet şöyle, bundan özellikle sepetten uzak durmaya çalışıyorum ama şunu söyleyeyim. Neden? Ya şundan dolayı, o yatırım tavsiyesine gireceği için, yani sonuçta o yatırım tavsiyesini verir durumda olmak istemiyorum ama... Lisanslı uzmansın Albert, yapma. Doğru, Allah aşkına. Ama şey yapmayalım. Peki yani şöyle yapalım o zaman, madem ya sepet söylemek istemiyorsun. Ama... her enstrüman için ayrı ayrı beklentini alayım. Tamam, onu, bir yüzdesel sepet yapmamış ol. Borsa İstanbul. Teşekkür ederim. Borsa İstanbul'da, yani uzun, orta ve uzun vadede yukarı performans beklerim. Yani iyi dolar TL. Bunda nötr durayım. Yani gerçekten çok bilmiyorum. O çok oynak olabilir ama ya yani buralar sanki olmuş gibi. Yani euro dolar. Euro dolarda tamamen olan biten FED kaynaklı oluyor. Yani şimdi bu geçici şeyden sonra ben doların uzun vadede güçlenmesini beklerim. Bu benim şahsi tahminim. Faiz? Faizlerin de aşağı gelmesini bekliyorum Türkiye'de. Altın? Altını bilmiyorum. O bu arada, yani şöyle sadece bir genel yorum yapabilirim. Bu tansiyon azaldıkça muhtemelen altında bir düzeltme olacaktır. Yani politik tansiyon. Ve sanki onun imareleri var. Konut faizleri ne zaman düşer? Soru diyorsunuz, soruyoruz, cevap vermiyorsunuz demişler. Nasıl yap? Ama onu bankacılara sormak lazım. Yani sonuçta... Sonuç itibariyle şöyle bir cevap belki verilebilir. Merkez Bankası'nın eğer faiz indirmesini bekliyorsak, 25 Temmuz evet. toplantısında. Dolayısıyla genel itibariyle piyasadaki faizlerin de bir parça daha aşağıya gelmesini otomatik olarak bekleriz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle birlikte o süreçte ufak ufak başlayacaktır gibi bir yorum yapalım. Ama şeyi de söylemek lazım, yani konut faizlerinin inmesi illaki marjinal anlamda konut talebine ilgi arttırabilir ama aslında neden sonuç biraz farklı. Bir şekilde konut stokunun artması, ekonomik durumun geçmişe göre biraz bozulmuş olmasından mütevellit. Konuda talep azaldı. Yani tabii ki yatırımcı özellikle ya da şu anda soran onu soruyor olabilir de, bu daha jenerik soru. Faizler yüksek diye konut alınmıyorsa tek nedeni o değil bence. Yani başka nedenleri de var. Biraz güvenin tekrar tesis edilmesi lazım ya da artması lazım ülke genelinde. Peki Avrupa tarafına şöyle bakalım. Brexit konusunda ne düşünüyorsun? Ya, çıkabilecekler mi? Vallahi, ben çıkamayacaklarını düşünüyorum mesela. Yani ben de nasıl denir, yani gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü ya kimisi diyor ki bu tipik belki İngiltere'nin hani politikaya bakışı hep böyle olayı uzatıp sürüncemede bırakıp vesaire kendince faydalar elde etmek. Bu yeni yönetimle herhalde çıkacaklar. Çünkü Avrupa Birliği benim anladığım kadarıyla İngiltere'ye bedava bir opsiyon verme niyetinde değil. Çünkü bu böyle uzadıkça aslında şey devam, bir yandan hani belirsizlik devam ediyor ama İngiltere keyfine bakmış oluyor, tırnak içinde söylüyorum bunu. Ya bir noktada çıkmak zorunda kalacaklar. Şu anda ama şey olasılığı çok arttı. Artmıştı ama
Başbakan değiştikten sonra bence yine azaldı. Yani tekrar belki referanduma gidilir, bu yapılan tekrar referandumla düzeltilir vesaire. Belki bir erken seçimle filan, erken seçimle gelebilecek olan yeni bir lider, ben bunu geriye döndüreceğim sözüyle gelip de bir şekilde başbakan olursa o zaman çıkmayabilirler. Ama yani böyle de durmaz yani. Bu arada uluslararası birçok kurumun zamanını çok alıyor. Yazık oldu yani. Aslında Avrupa Birliği, ya bu benim yine şahsi fikrim, Avrupa Birliği çok ihtiyaç olduğu zaman da yani akla ve çalışmaya vesaire buna çok gereksiz zamanını harcıyor. Yani bu bankacılık sektörü için de böyle, bazı banka dışı sektörler için de böyle. Çünkü kurallar bir anda o yumaktan ayrılıp iki ayrı piyasaya dönmek zorunda. Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşının bittiğine inanır mısın? Ya da o yapılan ateşkesin uzun süreli olmasını bekler misin? Ona çok inanmıyorum yani. O bir şekilde yukarı aşağı gidecektir. Tabii burada yine doğrudan uzmanı olmadığım konular ama sürekli tabii uzmanlarla konuşuyoruz, haberleri takip ediyoruz. Bu kadar erkenden başlar mı bilmiyorum ama 2020'deki Amerikan seçimleri öncesinde dünya konjonktürünün daha az tansiyonlu olması tahmin ediyorum iki ülkenin de işine gelecektir. Fakat bu tahmin ettiğimiz gibi teknolojik anlamda dünyanın önümüzdeki 50 yılına 20 yılına hakim olma mücadelesi ise öyle hani iki günde iki el sıkışmayla olup bitecek şey değil. Sürekli böyle dalgalar halinde bence önümüzdeki dönemde karşımızda olacak. Belki Amerika'da liderlik değişirse, yani 2020 seçimindeki anladığım kadarıyla şu anda o zaman biraz daha normalleşir ya da şöyle olabilir. Belki bu savaş devam eder ama bu kadar göz önünde olmaz. Daha usturuplu olur, daha konvansiyonel politik nezakete yakın olur vesaire. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani tweetler üzerinden olmaz da masada baş başa oturarak olur. O zaman piyasaları da bu kadar etkilemez. Peki şimdi bir de son bir dakikamız. O bir dakika içerisinde korunma yöntemi olarak ne önerirsin? Döviz riski açısından vade işlem opsiyon borsasını mı önerirsin? Varant mı önerirsin? Hiç bulaşmayını mı önerirsin? Yok, hiç bulaşmayını önermem. Tam tersine burada yatırımcının sadece şunu bilmesi lazım. Herhangi bir sigorta amacıyla ya da risk koruma amacıyla alınan satılan opsiyonlar vesaire onun bir bedeli var. Ve toplam riskinin tamamını hedge etmek için aslında onun küçük bir kısmını riske atıyorsun. Yani bunu bilerek yatırım yaparsa kesinlikle VIOP'ta yapabilir. Varantları daha küçük montanlı işlemler için öneririm. Bir de kurumsal yatırımcılara öneririm. Çünkü şu anda özellikle hisse senedi riski için konuşuyorsak eğer. Çünkü VIOP tarafında her zaman likidite bulamayabiliyorsun ama varantlarda likidite var. Döviz için de aynı şey geçerli. Dövizde yeni bir hareketlenme var VIOP'ta. Yatırımcıların onu izlemesinde fayda var. Çünkü Merkez Bankası artık bir oyun kurucu ya da zımni bir piyasa yapıcı olarak orada işlem yapıyor. Yani döviz riskini VIOP'ta yönetmek gayet mümkün şu anda. Bir de şunu öneriyorum. Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği genelde iş birliğiyle ve biz kurumlar da destek veriyoruz. Yine başlayacak yakında sanıyorum Eylül ayında Anadolu'da değişik illere gidip sürekli bu konuda seminerler yapıyoruz. Yani değişik kurumlar geliyor, değişik fikirler konuşuyor. Burada tanışma ve güncel sorunları konuşma imkanı da oluyor ama asıl amaç orada bu piyasaları anlatmak. Yani riskten nasıl korunulur, hisse nedir, vadeli işlem nedir, kira sertifikası nedir? Vesaire vesaire, varant nedir, buna benzer birçok şeyi konuşuyoruz. Yani buna biraz zaman harcamak lazım. Yani bu 2018 tecrübemiz bir şekilde herkesin bu yani finansal okuryazarlık kapsamında biraz daha ilgi duyması gerektiğini gösterdi bence. Umuyorum 2019 tecrübesi 2018'den daha da iyi olsun. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben kolay teşekkür gelsin. Ediyorum. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum. İnşallah her şey yoluna girecek. Umuyorum. Bir kısa ara verelim, aranın ardından buradayım.
Parametreyi kapatacağız. 99.382 endekslerinden Borsa İstanbul'u açacağız. 5.61.28'deyiz dolar TL'de. 6.30.08'i görüyorum. Euro TL için dedikten sonra noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.